Merhaba arkadaşlar. Tesadüf bloklarında varyans analizi dersimize devam ediyoruz. Birinci dersimizde 5 buğday çeşidini 4 blokta denemeye aldık. Tane verim değerlerini ölçmüştük parseller üzerinden. Ve bu çeşitler arasında tane verimi özellikleri yönüyle farklılık var mı yok mu diye onları istatistik olarak ortaya koymak için varyans analizi ne başlamıştık? İlk önce birincisi kareler toplamını bulduk. Genel kareler toplamını, uygulama kareler, blok kareler ve hata kareler toplamını bulduk. Varyans analiz, varyans analiz tablosu oluşturalım. Varyans analiz tablosunda birincisi varyasyon kaynaklarımız var. Varyasyon kaynaklarımız birincisi varyasyon kaynaklarımız birincisi blok, ikincisi uygulamamız, uygulama ya da çeşit denememizin hatası, dördüncüsü de genel. Kareler toplamlarını biliyorduk. Kareler ortalamalarını hesaplayacağız. Fakat ondan önce serbest derecesini hesaplamamız gerekiyor. Blok sayımız 4'tü. Hatırlarsak derste de ben anlatmıştım. Bir eksiğini alıyoruz. Bloğumuz serbest derecesi 3. Uygulama sayımız çeşit sayımız 5 idi. Bir eksiğini alıyoruz. 4. Genel serbest derecesi de uygulama sayımız çarpı blok sayımız eksi 1. Uygulama sayımız 5 çarpı 4 eksi 1. Yani bu da topla bunu da yaparsak 4, 4, 5, 20, eksi 1. Burası da 19 kalıyor. Hatanın serbest derecesini de hatırlarsak hatanın kareler toplamına uyguladığımız yöntem gibi uyguluyoruz. Yani şuradaki hatanın kareler toplamını bulduğumuz, uyguladığımız formülün aynısını serbest derecesini hesaplamada kullanıyoruz. Yani bu da genelin serbest derecesi eksi parantez açalım. Uygulamanın serbest derecesi artı bloğun serbest derecesi yapıyoruz. 12 biliyoruz. Serbest derecelerini bulduk. Şimdi bloğun kareler toplamını buraya taşıyalım. Bloğun kareler toplamını buraya taşıdık. Uygulamanın kareler toplamını buraya taşıyalım. Uygulamanın kareler toplamını buraya taşıdık. Genelin kareler toplamını taşıyoruz. Burada. Alalım. Taşıdık. Hatanın kareler toplamını taşıyoruz. Bunu da taşıdık. Bunları ortalayalım ki daha rahat görebilelim. Evet. Hatta sağ yaslama yaparsak daha rahat görürüz. Burada bloğun kareler ortalamasını nasıl buluyoruz?
Biliyorum kareler toplamını biliyorum serbest derecesine bölersek biliyorum kareler toplamını bulmuş oluruz. Bunu da tabii şöyle kısaltabiliriz. Genelde istatistik varyans analizinde virgülden sonra ya da noktadan sonra diyelim 3 tane ya da 2 tane rakam alabilirsiniz. Bir noktadan sonra, virgülden sonra 583 aldım. Ya da 558 ya da 583 alınabilir. Daha fazlasını almaya gerek yok. Uygulama kareler ortalamasını nasıl bulacağız? Uygulamanın kareler toplamını uygulamanın serbest derecesine bölüyoruz. Hatanın kareler toplamını hatanın serbest derecesine böldüğümüz zaman hatanın kareler ortalamasını bulmuş oluyoruz. Ve şeyi hesaplamaya gerek yok. Buraya ben çizgi çekiyorum. Ya da şöyle de yazıyorum. Genelin kareler ortalaması hesaplanmaz. Hesaplanmaz diye de yazalım. Gerekli değil. Yani biz zaten bunu kullanmayacağız. Bundan sonraki varyans analizinin devamında kullanmayacağız. Bizim asıl önemli olan kısım burası. F hesap diye bahsettiğimiz kısım. Bizim kendi denememize ait bir hesaplama yapacağız. Bu hesaplamada şöyle bizim amacımız, denememizin amacı 5 tane çeşidimiz buğday çeşidinin arasında 5 tane buğday çeşidinin arasında tane verim yönüyle farklılık var mı yok mudur? Bu çeşitler birbirlerinden tane verim yönüyle farklı mıdır, değil midir? Farklı ise bu farklılık istatistik olarak önemli midir, değil midir? Bunu ortaya koymak için biz varyans analizi yapıyoruz. Bunu ortaya koyabilmek için de bizim uygulamanın kareler ortalamasını denemenin hatasının kareler ortalamasıyla kıyaslamamız gerekiyor. Bir başka deyişle şöyle izah edilebilir. Bu değer aslında uygulamaya ait farklı renk olsun. Uygulamaya ait olan 32.012,5 değeri. Bu değer aslında uygulama kareler ortalaması uygulamanın varyansına eşittir. Varyansına eşittir. Hata kareler ortalaması da hatanın varyansına eşit. Evet. Bu formül şuradan geliyor. Kareler toplamlarını serbest derecesine böldüğümüz zaman kareler ortalamasını buluyoruz. Aslında bizim size ikinci sınıfta anlatılan istatistikte öğretilen varyans formülünü hatırlayalım burada. Varyans formülünde hatırlarsak her bir daha çok ikinci yol size pratik olduğu için gösterilir. Her bir gözlem değerinin yani her bir buradaki 230, 225 her bir değerinin karesini
karesini alıp toplayacağız. Sonra bunu tüm değerlerinin toplamının karesini alıp en sayısı dediğimiz, yani burada da blok sayısı çarpı çeşit sayısı 20'ye bölerek elde edilen değerden çıkardığımız zaman, bunu hatırlarsanız bu formül şu kırmızının içerisinde gösterilen kısım düzeltme terimine eşdeğer, düzeltme terimini ifade ediyor. Varyans formülünün tümünü ele aldığımız zaman bu pay kısmı tümüyle kareler toplamına eşittir. Hatırlarsanız genel kareler toplamında tüm buradaki değerleri, tüm parsel değerlerini karelerini alıyorduk. Tüm parseldeki karelerin değerlerini alıyoruz. Her bir parsel değerinin karelerini alıyoruz. Sonra topluyoruz. Onun tüm değerlerin toplamının karesine bölüp, karesini toplayıp 20'ye böldüğümüzde elde ettiğimiz değer olan düzeltme teriminden çıkarıyorduk. Buna biz ne diyorduk? Genel kareler toplamı diyorduk. Genel kareler toplamının n-1, yani bu da serbest derecesi. Kareler toplamının dolayısıyla varyans formülünün payı kareler toplamı, paydası da serbest derecesi oluyor. Payı paydaya böldüğümüz zaman, yani kareler toplamının serbest derecesine böldüğümüz zaman biz kareler ortalamasını buluyoruz demiştik. O da varyansa eşit olmuş oluyor. Buradaki açıklamamın sebebi sanırım daha iyi anlaşılmış oldu. Uygulama kareler ortalaması dediğimiz zaman uygulamanın kareler toplamının uygulamanın serbest derecesine bölünmesiyle elde ediliyor bu değer. Bu değer de uygulamanın varyansına eşit oluyor. Hatanın kareler ortalaması da hatanın serbest derecesine bölünmesiyle elde ediliyor. Hatanın kareler ortalaması bu da hatanın varyansına eşittir. Yani biz şurada f(t)'ni hesaplarken uygulamamızın varyansını denememizin hatasının varyansıyla kıyaslıyoruz. Bu değer varyans değeri uygulama varyans diyelim kısaca. Uygulama varyans hata var diyelim kısaca. Bu değer eğer 1 bu değer eğer 1 ve 1'den küçük ise, yani 1'e eşit ve 1'den küçük ise, 1 veya 1'den küçük ise uygulamamız da yer alan çeşitlerin tane verimi ortalamaları istatistiksel olarak farksızdır. Ya da şu demek,
çeşitlerin verimleri birbirinden farklı değil. Yani çeşitler aynı. Çeşitler arasında verim farklılığı yok anlamına geliyor. Ya tersi olsa, yani uygulama varyansı hata varyansından büyükse, varyansından büyükse şuraya da uygulama varyansı diyelim. Varyansı hata varyansından büyükse, yani birden büyükse, varyansı birden büyükse. Bu ne demek? Yani şurada yaptığım gibi uygulamanın kareler ortalamasını hatanın kareler ortalamasına böldüm. Ya da uygulamanın varyansını hatanın varyansına böldüm. Bu değer 57.76 çıktı. Bu değer birden büyük. O halde çeşitler arasında büyükse çeşitler birbirinden farklı. Çeşitler birbirlerinden farklı. Verim yönüyle çeşitler birbirlerinden farklı. Bu farklılık da istatistiki olarak önemli. Farklı ve bu farklı istatistiksel olarak önemli. Önemli diyoruz. Fakat ben şunu bilmiyorum. Bunu öğrendim. Neyi öğrendim? Çeşitlerim arasındaki verim farklılığı, 5 çeşit arasındaki verim farklılığı istatistiksel olarak önemli. Yani çeşitler birbirlerinden farklılar. Bu farklılıklar istatistik olarak önemli. Birinci çeşidin verim ortalaması ikinci çeşitten farklı olabilir. Üçüncü çeşidinki beşinci çeşitten farklı olabilir. Hangi çeşitlerin birbirlerinden farklı olduğunu ben henüz bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Bu sonuç bana şunu gösterdi. Çeşitlerin arasında verim yönüyle bir farklılık var. Bu farklılıklar istatistikler olarak önemli. Buradan iki sonuca ulaştım. Birincisi, çeşitlerin arasında istatistik olarak fark var. İkincisi, bu çeşitlerimin hangileri birbirlerinden farklı bunu bilmiyorum. Üçüncüsü de bu çeşitlerin arasında madem istatistik olarak verim farklılıkları var. Fakat bu istatistiksel olarak hangi önem düzeyinde farklılık var? %1 önem düzeyinde mi bu farklılık? %5 önem düzeyinde mi? Onu ben bilmiyorum. Onu tespit edip ortaya koymamız gerekiyor. Bir sonraki dersimizde de çeşitler arasındaki farklılığın hangi düzeyde önemli olduğunu anlatacağız. %1 önem seviyesinde mi çeşitler arasında fark var? %5 önem seviyesinde mi fark var? Sonraki dersimizde de bu konuyu anlatacağım.